Bugün Minecraft'ın en korkunç efsanelerini test ediyorum. Sizce nedir de bir Warden ortaya çıkarsa ne olur? Ya da çok eski Minecraft sürümlerinde yağmur suyu kırmızı renk miydi? Bu ve bunun gibi soruların cevapları bu videoda. İyi seyirler. Şimdi arkadaşlar ilk efsanemiz Blood Rain. Yani kan yağmuru. Arkadaşlar şöyle ki bunu ben bayağı bir araştırdım. İlk başta bu Reddit'te ortaya çıkan bir şey. Reddit'te bu şekilde görmüş olduğunuz gibi bir kullanıcı ortaya atmış. Demiş ki benim işte oyunumda 1.4.2 sürümünde oynarken böyle bir şey oldu. Tabii kimi buna sahte demiş, kimi gerçek demiş vesaire. Fakat Reddit'te ne kadar araştırma yapsam da istediğim bilgilere ulaşamadım. O yüzden YouTube'da aratmayı denedim. Yani burada çıkan sonuçlar da beni tabii ki tatmin etmemişti. O yüzden kendim denemeye karar verdim. Arkadaşlar bunu denememiz için ilk başta buradan 1.4.2 sürümünü seçmemiz gerekiyor. Şimdi Forge'da değil tabii ki orijinal Minecraft'ta gireceğim herhangi bir çakallık olmasın diye. Hadi bakalım bismillah. Zeng. 1.4 sürümünde oyun böyle açılıymış. Seed kısmına hiçbir şey girmeyik. Şurayı Creative'de açacağım. Oyun şu an bir gasi gibi çok rahatsız edici bir görüntü var. Şimdi arkadaşlar önemli olan şey burada benim bir tane orman biyomu bulmam. Bir orman biyomu bulduğum an hemen geleyim. Bu bildiğiniz gibi 1.4 sürümünde hiçbir şey yok. Yani tipim bile gözükmüyor. Tipsiz mi? Neyse tamam. Ciddiyetten ayrılmayalım. 1 hour later. Arkadaşlar uzun uğraşlar sonucunda sonunda orman biyomunu buldum. Yani hiç şey yapmadan, koordinat vesaire hiçbir şey kullanmadan zaten kullanamayayım 1.4'te. Şu şekilde yapacağım. Şimdi buraya normal şartlarda Wither Ring yazdığım anda şimdi bunun kırmızı yağması lazım. Hadi bakalım yağacak mı? Yağsa bir türlü, yağmasa bir türlü. Hadi bakalım. Aa, çok heyecanlanmıştım be. Bir an ciddi manada olabileceğine inanmıştım. Çünkü çok fazla görsel vardı bunlarla. Uuu sese bak. Bu ses normal mi lan? Sesten strese girdim ben. Daha önce düşünmemiş olabilirsiniz ama sizce Warden dünyamıza Nether'dan mı geldi? Şimdi sırada inceleyeceğimiz mevzu bu arkadaşlar. Şimdi bakalım. Öncelikle gördüğünüz gibi bir antik kentteyim. Yani Warden'ın ana mekanı. Eğer buraya gelip bir Nether portalı yaparsanız bakalım Warden nereye gidiyor? Veya Warden'ın Nether'ı alırsak Warden buraya mı gelmek istiyor ona bakacağız. Şimdi gidelim. Şimdi buraya arkadaşlar bir Warden çağıracağım. Yani eğer düşüncemiz doğruysa Warden buradan gelmeyse Warden'ın buradan portala gitmesi lazım. Ki ben böyle bir şeyin imkansız olduğunu düşünüyorum. Bakalım Warden buradan mı gelme? Hadi bakalım. Warden'ı çağırdık. Bakalım Warden nereye gidecek? Eğer portaldan geçerse problem, geçmezse daha büyük problem. Yani iki türlü de sıkıntılı. Burası mı evi yoksa değil mi bilmiyoruz. Baya bu arada alev falan bildiğiniz gibi Warden'a işlemiyor. Bakacağız şimdi. Warden nereye gidiyorsun? Oralar değil. Her ihtimale karşı buraya da bir portal yapacağım. 1 hour later. Warden lavlara doğru gidiyor. Yani bu demek oluyor ki arkadaşlar burası Warden'ın evi olabilir. Öyle bir imkana sahip ama tabii ki gerçek mi değil mi bilmiyoruz. Bir nevi bizim düşüncemizi doğruluyor. Yani Warden Nether'dan gelmiş olabilir. Şaşırtıcı. Hiç beklemiyordum ya. Hiçbir Nether havası yok. Hani karanlık falan ya. İnsan beklemiyor ya. Arkadaşlar bu da ekstra bilgi olsun. Dinnerbone isim etiketiyle beraber bildiğiniz gibi Warden'da çevirebilirsiniz. Bilmeyenler varsa bu da böyle bir ekstra araya koymak istedim yani. Peki şimdi size bir sorum var. Endermenlerin daha önce ne olduğunu hiç düşündünüz mü? Yani açıkçası ben düşünmemiştim ve bugün düşünmeye karar verdim. Endermenlerin ne olduğunu cidden çok merak ettiğim için araştırmaya başladım. Türkçe kaynaklardan istediğim bilgileri bulamamıştım. Sonra ben de İngilizce bir şekilde aratmaya karar verdim. İngilizce'de çok daha fazla kaynak olmasına rağmen yine de benim aradığım cevabı vermemişti. Fakat yine aradığım cevapları bulamamıştım. O yüzden ben de bir şeye karar verdim. Bu Endermenler acaba ne konuşuyordu? İşte bunu görmek için kendi bir dünya açıp Enderman spanladım. Bakalım ne diyor? Bir ses var ama tam duyamadığım için bunu açmam gerekiyordu. Bağırmasından çok bir şey anlamasam da aklıma bir fikir gelmişti. Enderman'in sesini ekstra olarak kayıt aldım ve programa attım. Programdan ne dediğini bulmaya çalışacağım. Tam olarak anlayamıyorum şu an ama deneyeceğim şimdi, dur bakayım. Sesi birkaç kere dinlesem de ne olduğunu bir türlü anlayamıyordum. Aa, şimdi çözdüm. Arkadaşlar Türkçe söylemiyor ki. Oğlum ben niye Türkçe söylemesini bekliyorum? Tamam bir saniye dur tamam şimdi çözmeye başladım dur. Çığlıkları dışındaki her şey bir anlam teşkil ediyor arkadaşlar. Onu çözdüm. Ve yaptığım araştırmalar sonucunda Enderman'in ne dediğini buldum. Hey, what's up, nasılsın diye. Look for the eye, gözlerime bak diye herhalde. Gözlerime bak bu kez. Dur, konunun ciddiyete gitti şu an bir saniye. Hello, thank you. Yani insan gibi konuşuyor arkadaşlar. Yani bu demek oluyor ki Enderman'ler Steve olabilir. Bunu bu arada yorumlarda tartışalım. Vallahi düşüncelerinizi merak ettim, yemin ederim. Hakikaten yorumlara yazarsanız sevinirim. Bu arada hayırlı Ramazanlar cümleten. Onu da belirteyim, söylemeyi unutmadan. Tamam şimdi devam edelim. Arkadaşlar sırada
aradaki efsanemizde Sanskritçe diye bir dil varmış. Ben bu dili ilk defa gördüm bu arada araştırırken yine bir Reddit kullanıcısından. Buraya ruh anlamına gelen, ruj yazdık yanlışlıkla. Ruh anlamına gelen bu şekilde bir kelime yazıp bu kelimeyle bir dünya oluşturursanız orada garip şeyler oluyormuş. Yani belirli koordinatlara gittiği zaman orada işte cadının kulübesinde bir şifreli mesaj falan yazıymış. Bakalım ne kadar doğru. Arkadaşlar normalde buradan sadece dünya oluşturucu koduna yazmak yeterli. Ama ben buraya yazmayacağım. Hem buraya yazacağım hem buraya yazacağım. İşimiz garanti olsun. İzin verelim. Bakalım var mıymış öyle bir şey. Şimdi evet. Görmüş olduğunuz gibi oyunumuz geldi. Şimdi şuraya şu koordinata TP atmam gerekiymiş. Burada bir cadı kulübesi varmış. Burada bir cadı galime şey yok. Cadı kulübesi. Allah Allah. O zaman kendi tekniğimizle deneyip bu arada bir problem söz konusu arkadaşlar. Evet, şimdi geldik. Sven Pat'a geldik. Burada normal şartlarda bana yardım edin yazılı bir kağıt olması gerekiymiş. Tabii ne kadar doğru ne kadar gerçek biz de bilmiyoruz ama burada direkt sandık. Evet arkadaşlar, bu efsanemiz maalesef yalanlandı. Değil mi kedi? Burnunu yerim, böyle bakma. Şu an ciddi bir iş yapayım yani. Ölmeme totemini hepiniz biliyinizdir muhtemelen, öyle tahmin edeyim. Normalde bilinenin aksine bu ölmeme totemleri Pledger'ın yüzü olarak biliniyor. Fakat aksine Pledger'dan ziyade kurbanının, Evoker'ların kurbanlarının yüzleri olabilir. O zaman hemen test edelim. Şimdi şuraya bir girelim. Arkadaşlar bildiğiniz gibi bütün Evoker'lar kesinlikle ölmeme totemi veriyor fakat zümrüt vermiyor. Şimdi bunu da test etmek için şöyle bir şey yapacağız. Zümrüt verme oranları çok az yani. Hani çok azdan ziyade normale kıyasla çok daha az. Şimdi eğer bu köylüyü şamarladıktan sonra bu Evoker'dan zümrüt çıkarsa bunun gerçek olma ihtimali çok fazla demektir. Hadi oğlum indirin çocuğu. Aha. Aa bakın bu çocuğu şamarlamaları lazım. Aa saldırı iler. Zönk gene saldırı iler. Hop tamam indirdiler. Şimdi ben de bu Evoker'ı şamarlamam lazım. Bakalım zümrüt verecek mi yoksa vermeyecek mi? Zönk. Bir saniye yoksa bu gerçek mi? Bildiğiniz gibi her Evoker'dan çıkmıyor. Her uyandırıcıdan çıkmıyor yani ya. Evoker demeyeyim. Baksanıza gözleri yeşil. Zümrüt de verdi. Yani yoksa bunların hepsi bir köylü mü? Tabii ki bunun da cevabını kesin olarak bilemeyiz. Mojang açıklamada sürece. O yüzden yorumlarda tartışabiliriz. Bence bu arada bu gerçek olabilir. Evet arkadaşlar geldik son efsanemize. Şimdi bu çok sahte geldi bana. Yani açacağız ben bunun sahte olduğuna %95 eminim ama yine deneyeceğim. Maksat içimde kalmasın. O yüzden şimdi buraya gelip zınk diye üstüne bir hukumu koyuyor. Tamam mı? Ondan sonra şurada bakın yüze benzer bir şekil var. Görünüz. O tarz yüzlü bir canlı ortaya çıkıymış belli bir saat sonra. Bekleyelim. Çünkü yapacağımız bir şey yok. Örümcekleri, sadece örümcekleri değil bu arada phantomları falan da yapayım. Ben örümcek üzerinde test edeceğim. Görünmezlik iksiri, patlayıcı görünmezlik iksiri. Bunları attığı zaman arkadaşlar bakın şimdi görüyoruz değil mi? Normalde bizim dışımızda kimse görünmez olmuyor. Yani oyuncular dışında kimse görünmez olmuyor. Fakat örümceğe attığı zaman aram! Gözlere bak lan. Aram! Ne kadar tatlısın sen? Yerim sen. Bu ne biçim? Yerim çok hoş olmadı ya. İnek olsan yerdim de. Ya benim bildiğim kadarıyla bu şekilde görünmez ama bu şekilde görünmez oluyorlar. Hani hafif gürküyorlar falan filan. O şekilde yani. Bu efsanemiz gerçekmiş. Test edildi, onaylandı. Hemen diğer efsaneye geçelim. Şimdi arkadaşlar diğer bir efsanemiz de Elytra'ya. Eğer Earth'te sonsuzluk basarsak bu duvarların içinden geçebiliymişik. Böyle bir söylenti var. Bakalım olayım mı olmayayım mı test edecek. Bir dakika şöyle yapayım. İnşallah geçirdir. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Katman gayesi bir de var ya. Maalesef bu başarısız bir efsane oldu arkadaşlar. Oğlum bundan ümitliydim bileyim ya. Şimdi arkadaşlar diğer bir efsanemiz de tilki bildiğiniz gibi hani her şeyi alayım. Ne görürse çalayım bildiğiniz gibi çömeyim yani. Ne görürse yakalayım. Şimdi tilkiyi suyun içine koyacağım arkadaşlar. Yani suya yakın en azından şu şekilde bir bölgeye koyacağım. Ve tilki gralaştırıcı yürüyüşü kitabı vereceğim. Söylentiye göre bunu yaptığım zaman tilki şey oluyormuş. Bak şimdi tilkiyi koydum. Şimdi kitabı da attım. Aldığı zaman bununla şuraya gideymiş. Ama niye gittin? He bak aldı. Şimdi bu şekilde buradan koşarca olmuyor lan. Oğlum be çok inanmıştım. Vallahi çok inanmıştım. Bu maalesef başarısız bir efsanemiş. Şimdi arkadaşlar sıradaki efsanemiz de VLLR diye bir tane şey, tamam mı? Böyle bir garip cins bir köylü. Söylentilere göre şöyle, eğer köyün altında çok fazla gezinirseniz, hani şuralarda madende vesaire gezinirseniz, bak şuralarda mesela, buralarda belli bir süre durursanız sonra çıktıktan sonra bu köyün başlangıç yolunda bu canlı size doğru hani böyle baki yani garip hani bize mi baki artık sağa sola baki ben de bilmiyim. Baki yani etrafa baktığı söyleniyor o şekilde. Bakacık şimdi öyle bir şey var mıymış, buraları takılalım. Çok fazla aşağı inmek istemiyorum bu arada köye yakın bir şekilde hani buraları takılacağım. Ben biraz takılayım bakalım gelecek mi gelmeyecek mi bir bakalım size birlikte.
Şimdi erkek içeri ben bayağı bekledim. Afık mafık da bıraktım. Şimdi şöyle bir yukarı doğru çıkalım. Haydi bismillah. Öyle bir şey var mıymış? Bunlar da Ece'ne Erebrine Merebrine. Oğlum çok gezmişiz ya. Bir stres atmayayım. Game moddayım diye. Şöyle gideyim. Burada da yol var. Şurada mı? Yo. Şimdi bunu bilim adamları açıklasın şöyle, anladın mı? Bu ne oğlum? Şuradan vurayım mı sen? Arkadaşlar şimdi bunu bir çoğunuz inşallah gerçek saymamış. Toksi eserler lan. Toksi bu. Eserler toksi. Tamam. Böyle makara yapayım dedim oğlum. Siz trollemeyi de çok seviyorum valla. Makarası olsun ya. Neyse tamam, bu efsane onaylandı. Onaylandı tamam. Ucundan onaylandı. Değil mi toksi? Kafayı da salla bakayım. Onaylanmış mı? Bak onaylanmış. Tamam şimdi diğer efsanemize geçelim. Şimdi arkadaşlar sıradaki efsanemiz bir tane kapı. Tamam mı? Bu kapıyı üst taraftan girdiği zaman bu kapı arkadaşlar normalde geri elinize geleyim. Fakat eğer dipten girerseniz, hani şöyle iki parça gözüküyor ya, dipten girerseniz böyle bir şey olmuyor. Deneyecek şimdi. İlk önce bir üstten girelim. Bakalım elimize gelecek mi? Ben bunu hiç denemedim. Hiç dikkat etmedim bu arada. Elimize geldi. Şimdi bunu koyup aynı şekilde alttan girelim bakalım. Elimize geleyim mi? Böyle bir şey var mıymış? Yo yine geldi. Yani demek ki arkadaşlar bu efsane, bu yanlış bir efsane. Bu yanlış. Arkadaşlar şimdi sıradaki efsanemiz Garbiyumunda Wither üretilemiymiş. Hemen deneyelim. Rukumu ona da bir yapıştır şuradan. Bir de Wither kafası alalım. Zeng zeng zeng. Yani bu efsane de arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi maalesef yalanlandı. Oğlum ben bunu valla bunu şey bekliydim bileyim mi? Harbi diyeyim bak. Şöyle koyalım. Acaba dipi burada mı olması lazım? Aram! Neyse. Yani bu yalan bir iddiaymış maalesef. Oğlum bir doğru çıksaydı lan. Valla ben bundan ümitliydim bu arada. Şimdi arkadaşlar sıradaki efsanemiz bir oyuncu Yunuslar'a eşya verirse Yunuslar o eşyayla oynuyormuş. Hani böyle voleybol oynuyorlar gibi herhalde. Dur ben de bilmiyorum. Deneyecek şimdi. Yunuslar'ı bir çağıralım. Bir de eşya olarak ne verebiliriz? Yani rastgele saman balyasıyla oynasınlar bari. Koyalım. 1, 2, 3. Şimdi bunlar böyle dururken aralarına bir tane saman balyasını atacağım. Attım gitti şöyle. Aram! Oynuyorlar! Oğlum top gibi oynuyorlar. Bak. Bak ona fırlatayım. Ona fırlatayım. Anladın mı mevzuyu? Yer küçük olduğu için tabii şey olmadı. Ama tamam bu doğru bir efsaneymiş arkadaşlar. Oğlum ben bunu da bilmiyordum. Ben hiç Minecraft bilmiyormuşum ya. Bak oynuyor bak. Top gibi sürüyor onu bak. Kolay gelsin kardeş. Arkadaşlar şimdi sıradaki efsanemiz şu şekilde. Yıldırım yönlendirmeli bir mızrakla Creeper'a vurduğumuz zaman Creeper bildiğiniz gibi şey oluyor. Böyle şarjlı devasa Creeper oluyor. Fakat bu Creeper eğer bu şeylerin serserilerin yanında patlarsa Wither kafası düşeceği söyleniyor. Bakalım oluyor muymuş, hemen deneyelim. Serseriyi de aldık. Şimdi ilk önce şöyle yaptım. Yıldırım yönlendirmesi zeng. Yapıştırdım bir tane. Aram! Gördüğünüz gibi şimdi şarjlı oldu ya bu. Bu böyleyken dur oğlum sakin ol. Serseri çağırırsak ve bunun yanında bunu patlatırsak. Hemen deneyelim. Patla oğlum. Neler geçer? Bu da görmüş olduğunuz gibi düşen şeylere baktığımız zaman yalan olduğunu görürken. Bu da oğlum fake'miş. Yani genel niye böyle fake oldu ya? Normalde gerçek de çıkıyor ya bu arada. Allah Allah. Neyse efsanelerin teorilerini çürütüyor gördüğünüz gibi. Siz de bir daha getirirseniz sevinirim bu arada. Ayrıca hemen beleş reklamı da patlattık. Neyse diğer efsaneye geçelim. Zeng. Arkadaşlar sıradaki efsanemiz 23 tane ineği aynı yere koyarsak buradan doğal bir elitra hızlandırıcı elde edik. Yani bunların arasına girince bız diye uçuruyor bizi, anladın mı? Öyle bir şey düşünün. Şimdi bakalım bu gerçek miymiş? Bekle dur. 1 2 21 22 23. Şimdi bu elitreyi takacağım ve inşallah artık olur. Haydi bismillah. Oğlum küçükler de. Oluymuş. Tamam. Bu gerçek arkadaşlar. Tamam biz daha demin yamıldık da. Şimdi benim içim rahat etmedi. Ben bunu bir tur daha deneyeceğim. Dur oğlum dur. 2 saniye dur bekle. Yani hayattaki şansım işte hakikaten. Böyle bir şey. Şimdi 1, 2, 3, 4. Tamam ben bunu yine koyayım. Elektra'yı taktık. Haydi bismillah. İnşallah bu sefer uçarız. Aa, uçtum lan bir dakika. Aa, uçtum. Yemin edeyim uçtum. Bu gerçekmiş arkadaşlar. Tamam bu efsanemiz görmüş olduğunuz gibi onaylandı. Denendi onaylandı. Muhtemelen köylüyle falan da olabilir bu arada. Şimdi arkadaşlar sıradaki efsanemiz şu şekilde. Cadılar çakmak ve lava karşı dirençler. Yani yanmıyorlarmış. Öyle bir söylenti değiller. Bakalım ne kadar doğru. Şimdi çakmakla mı yaksa? İlk lava koyalım ya. Biraz acımasız olalım. Bakalım. Aram! Hemen! Özellikle ateş direnci iksiri ve rejene iksiri işte. Vay çakal Carlos. Bu arkadaşlar evet bu ölümsüzmüş. Yani bunu şamarlamanın imkanı yok. En azından yakarak. Görmüş olduğunuz gibi. Bir de deneme amaçlı şey yapacağım lan.
Yine aynı bak, ilk başta hasar iyi, tamam mı? Ondan sonra ateş direncini aldı falan. Bu tamam, bu başarılıymış arkadaşlar. Bu doğru. Testi geçti. Aferin çakal geldiniz. Burnumu patlatacağım şimdi. Şimdi sıradaki efsanemiz arkadaşlar, su altında lav bulma şansımız çok yüksekmiş. Bunu direkt deneyeceğim. Seyirci moduna geçtim. Direkt ineyim şöyle. Oo! Harbi var lan. Bir dakika. Bir dakika. Bunu farklı bir şekilde daha test etmem lazım. Belki de ben böyle direkt inanmam. Bir tane daha deneyeceğim. Geldim, dümdüz girdim. Allah Allah, bu gerçek mi lan? Harbiden böyle bir şey var mıymış? Ben bunu bilmiydim. Vallahi bunu bilmiydim. Dur rastgele buraya gelsek, yok burayı test ettirdik, şuraya gidelim. Mesela direkt suyun altına girdim. Bak bu mesele çözmüyor. Allah Allah, acaba geniş su birikintileri için mi geçerli? Mesela şurası, bunun altında yoksa bunun altında da var ya. Arkadaşlar yani %95 ihtimalle çalışıyor, bu doğru ya. Buna doğru diyebiliriz, şuna da ineyim son olarak. Bu doğru arkadaşlar, yani suyun altında lav bulma şansınız daha yüksektir zaten. Hani %100 lav bulacağız diye bir şey yok, kesinlikle daha yüksekmiş. Onaylandı. Arkadaşlar şöyle ki, ben burada ayarları birebir yaptım, bakın oyun burada bizi spamlıyor. Şöyle ki ayarlarda da arkadaşlar 6 çeng olması gerekiyor ve zorluğun barışçılığında olması gerekiyor. Bakın ikisini de yaptım yani, haberiniz olsun, relaxing olun. Şimdi bakalım Giant Alex böyle bir yerde mi? Devasa Alex, Dev Alex işte, Titan Alex, neyse artık. Şurada davuk ver, davuk ne yapayım lan? Bir dakika, şu an ortam bir gergin. Oğlum yalnız seed olarak böyle çok garip bir bölgede çıkarmış biz, böyle bir ada falan. Ya Alex gelse kaçamayın, demilen davuk, öyle bir problem var. Alex burada mısın? Burada olabilir mi? Dur bir dakika, şuralar. Şuralara bir bakayım. Yok buralarda değil herhalde ya. Dur bakalım şuralara. Tamam buralarda yok arkadaşlar. Buralarda değil. Şuralara bakalım, yok. Buralardan zaten çıkacağım ben de düşünmeyeyim açıkçası. Şu adanın diğer taraflarına bakalım arkadaşlar. Böyle adanın ben içinden veya ne bileyim bir cins bir yerine çıkabileceğini düşüneyim açıkçası. Şuralara bir yerlere gidelim. Oğlum buradan bir yerden çıkmasın gözünü seveyim. Alex acaba gerçek müzün yoksa sahte mi Alex? O davuk çıksaydı sahte olduğuna. Aaa lan. Oğlum bu ne lan? Alex. Lan Alex çıktı ya. Falan demek isterdim ama arkadaşlar bu gerçekte kim biliniz mi? Bakın tabak kimmiş. Yok arkadaşlar ben burayı zaten biliyordum. Zod abinin. Zod! Anam! Dur Zod'u ezebileyim mi acaba? Oo Zod'uncu tipe bak. Zod abinin tipe bak sen. Arkadaşlar bu gerçekte Zod. Böyle bir double yine bir sizi bir dolandıralım dedik. Ne oluyor lan? Bir şey oldu. Aa Zod! Kafamı aldım lan! Almamış. İşte arkadaşlar bu Zod yani, haberiniz olsun. Öyle bir makara yapmıştık. Böyle Giant Alex yok. Onu biz denedik yani. İçiniz relaxing olsun. Uçmalım, zıplama ne olur. Ne olur! Hem neyse arkadaşlar bu saatteymiş. Yani görmüş olduğunuz gibi. Şimdi bakalım diğer böyle gizemli efsanevi olaylarımız neler? Onları deneyelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar ikinci partla devam edeyim. Şöyle ki bu ikinci efsanemiz yani. Şimdi Zod ilk efsanemizi söyle bakalım. 5 at DNA teste çık verdi. Haberiniz olsun. She's relaxing kanka olsun. İlk efsanemiz ne biliyor musun? Evet Zod. Dinleyeyim. Kanka, hadi güzel bir şimdi şey bu lanetler var ya. Bağlanma laneti, kaybolma laneti. Böyle kırmızı evet, enchantlar. Evet evet. Uyuz olayım kanka, hatta bir ara yapıştıydı kafama. Evet. Senin gibi salaklara yapışır hani zaten. Neyse. Saygısı. Neyse. Evet. Sonra kanka işte bunlar hani bu bileme taşı var ya, bu enchantları siliyor bu. Evet. XP evet, veriyor. Evet. Kanka bu lanetler bileme taşından geçirilmiyor. Nasıl geçirilmiyor? Vallahi bak. Deneyelim mi? Deneyelim abi. Hemen örtü ben çıkarayım Zod. Örtü çıkardım tamam. Bir anda. Sen bileme taşını da çıkardın. Çalışık bak nasıl çalışık göreyim de. Tamam Burak. Ver bakayım. Kanka bak bunu görüyorsun şimdi, bağlanma laneti var bunda. Şimdi sakın bunu giyme. Bastım gitti. Aa harbiden kaldırmıyor lan. Kaldırmaz tabi. Aa bak bu şaşırtıcı ama mantık olarak bu da bir büyü değil mi? Lanet falan ya. Bak ben bunu ama kaldırıldığını düşünüyordum he. Vallahi bak ben bunu kaldırıldığını düşünüyordum, yalan yok. Kanka işte bu büyü lanet bir büyü, anladın mı? Böyle pis, yapışkan, kene gibi çıkmıyor bu. Deneyeyim bak bir de hani belki olur diye olmuyor arkadaşlar. Trilyon çıkmıyor. Aynen öyle. Aynen öyle. Harbiden aynen öyle. Bu böyleymiş arkadaşlar. Yani ilk efsanemiz bir nevi çürüdü dönmez aslında ya. Bu mantık olarak hani adamlar yazmış. Din. Aynen öyle. Tamam anlamadım ne dedin. Zod ikinciyi söyle. Yapıştır ben. Kanka bak şimdi. Kanka şimdi. Lavun üstüne su katarsan ne oluyor? Su katınca obsidyen oluyor. Tamam. Yağmur ne? Su. Ama yağmur lava düşünce obsidyen olmuyor. Lav olmuyor mu lan obsidyen? Ama yok, bak. Kanka olmuyor. O aslında bir tık dur bakayım. Deneyelim hemen arkadaşlar. Bir saniye. Biz bir ortamı hazırlayıp evet, gelelim. Şimdi arkadaşlar ortamı hazırladık. Şimdi hemen bir wither şöyle bir rein yapıştırdık. Bakalım ne oluyor. Ya ben bunu bileyim aslında. Yalan yok. Bu neden olduğunu düşüneceksiniz arkadaşlar. Şöyle size açıklamasını yapayım. Bilimsel olarak. Bakın profesyon bir doktor grubu olarak. Bakın şimdi arkadaşlar. Şöyle ki bu şimdi yağmurlar küçük küçük ya. Toplu bir halde gelmiyor. Yani bir anda böyle börsemiyor. Toplu hani bir anda gelmiyor yani. Aniden gelmediği için böyle hafif geldiği için bunlar erimiyor yani. Anladınız mı? Yani bunlar obsidyen
sen olmayı. Aynen. He tamam. Aynen öyle. Gördüm. O şekilde emeği izliyorsun. Sonunda bir zut. Lan yapma. Oyun gazeteyi yapma artık be. Oyunum gazeteyi yeter artık be. Arkadaşlar şu adamı bile ayıp da bilgisayar alsın. Valla bilgisayar. Harbiden bu arada varsa babasının bilgisayarcısı olarak konuşabilirsiniz. İletişime geçebilirsiniz yani. Hiç sıkıntı yok. Şunu bir kapat. Yani babası Windows'un sahibi falan varsa. Şimdi geri geçir. Bunu ayarladık. Şimdi zut. Sıradaki sahnemiz ne? Çürütelim. Tezleri çürüteyim. Profession grubu alarak yapıştıracağız. Kanka şimdi bu arıları biliyorsun değil mi? Evet. Bunlar arıları hani bileyim. Polen, bu işte her şeyden polen topluyor bunlar. Evet. Bu bitkilerden. Kanka evet. Şimdi nedir var da bitki ama bu arılar bundan polen toplayamıyor. Nedir var da mı? Aynen öyle. Aa bak bu harbi şaşırtıcı bir bilgi Ergeçler. Bir de deneyelim hemen. Bunu da deneyelim hemen. Bir yere ayarlayalım. Hemen deniyoruz. Tamam şimdi Ergeçler mekanı hazırladık. Lan dıfılarlar gidiyor. Sen dıfıları göreyim mi? Çok tatlı sen. Nerede? Aa bak valla. Ay şu, çok tatlı lan. Şu dıfıl çok tatlı. Valla bayıldım sen. Aynen çok tatlı. Çok bak, tatlısın. Bak. Ama almadılar Ergeçler bu arada. Çok tatlı. Tatlılık fışkırıyor. Allah. Bunlara kim ne yaptı acaba? Allah. Bak sen şu Allah'ın işe. Arkadaşlar gördüğünüz gibi almıyorlar. Hiç umursamayız. Zot 1-2 tane daha koy. Varsa elinde. Ben gördüğünüz gibi hiç almıyorlar. Normalde bildiğiniz gibi şey şart yani. Buradan hemen 1-2 tane dotluyorlar. Yapışıyorlar buraya. Geliyorlar duruyorlar. Alıyorlar geri gidiyorlar. Ama bu olayla birlikte yani bunu da nedir vartlardan almadığını öğrenmiş olduk. Yani çok profesyonel gerekli bir bilgi değil. Ama farklı bir bilgi yani. İşinize yarar ileriki. İnşallah bir ara yarar. Bana yaramaz ama. Neyse bu da böyle bilgi tamamdır. O zaman diğer bilgimize geçelim arkadaşlar. Evet Zot. Şimdi sıradaki bilgimizi bize anlat bakalım Zot. Tipe bak ya. Bu da gözleri zeytin gibi. Gözlerin zeytin gibi. Neyse. Devamı söylemeyelim. Evet Zot. Evet haydi anlat. Kanka şimdi bak. Evet, bu dinleyeyim. Yeni şeyle 1.17 update ile bir şey geldi. Bu evet. Iron'lara, demirlere. Demirlere ne geldi? Ham demir. Hani eskiden direkt blok geliyordu ya elimize. Evet. Şimdi çiğ demir geliyor. Ham demir. Evet öyle. Kanka bu ham demirlerden blok yapabiliyoruz biz hani daha pişirmeden bile. Ham demirlerden. Peki onu aynen. Ne yapabilirik? Bir neye yarayabilir ki mantık olarak? Kanka onu pişirince normalde sende ne çıkar? Hani 9 tane demir var evet, içinde. Evet 9 tane demir ama çıkar yani. 9 tane demir çıkar ama bazıları demiş ki lan bundan niye demir blok çıkmıyor? Aa harbiden mantıklı he. Evet ergi işler lan. Ben onu hiç denemedim bu arada. Zot denedin mi? Ben hiç denemedim. Hadi deneyek. Fırını ben çıkardım Zot. Sen hemen ayarla bakalım. Zot bir saniye. Ben bu arada arkadaşlar size direkt şeyi de göstereyim. Zot'un şu an elinde olan nasıl yapıldığını. Ham demir çıkıyor ya. Bunu böyle geliyorsun. Zing. Gördünüz mü bay? Ham demir blue oluyor böyle. Bunu da buraya koyacak Zot. Zot bekle kömürü de aldım. Koy Zot yapıştır. Yapıştır Zot. Yapıştırdım. Gördüğün gibi pişmiyor kanka. Aa pişmiyor mi? Bak oğlum ben yine fake yedim he. 9 tane demir çıkacak sanayım. Kur'an çarşıda o kadar dalmışım ki. Bu da bir efsaneymiş arkadaşlar yani. Evet bu harbi ya, garipmiş. Bunu yapmak için işte bunu açıyorsun. Bundaki demirlerin hepsini çıkarıyorsun bak. 9 tek demirim oldu işte. Bunu katıyorsun anca öyle olur. Sıfırlamak gerekiyor yani. Normal demir olmadan olmuyor arkadaşlar. Aynen, tamam. Aynen, bu aynen. Da böyle bir bilgiydi. Fantastik bir bilgi. O zaman diğer efsanemize geçelim. Zot göster bakayım. Yapıştır. Kanka şimdi bu tam bir efsane değil ama biraz düzeltme gibi bir şey bu. Tamam neymiş kanka, bu? Kanka sen şimdi XP şişesi var ya bak. Evet XP şişesi. Kanka sen onu direkt kafana fırlatıyorsun değil mi kendine? Evet kafana. Evet. Hayır niye kendi kafana fırlatıyorsun? O zaten XP çıkıyor. Onu gidip alabilirsin. Aa. Arkadaşlar bunlar bak ciddi söyleyeyim. Beni bunlar eğer böyle 3-4 senedir Minecraft oynayan arkadaşlar varsa anlayacaklar. Şöyle ki arkadaşlar biz PvP'ci adamlardık eskiden. O alışkanlık oldu. Hani direkt böyle basarak gidin ya Zot koşayım. O alışkanlıktan aynen. Aslında bu arkadaşlar. Hani aslında biz de bilik bunu ya. Bu tam efsane değil ama harbiden doğru söylüyor yani. Niye kafama atayım ki? Hani şöyle atsam yine geliyor yani. Pek bir şey fark yani birazını çalıyorum ama. Evet ama birazını çalıyorum. Evet Zot gibileri çalıyorum. Güvenmeyin arkadaşlar. Bu da böyle bir efsaneymiş. Tamam Zot diğerine geçelim yapıştır. Kanka şimdi bak. Evet Zot come on man. Şimdi kanka bu kalkanlar var ya her şeyi engelliyor bu herifler. Evet. Değil mi? Her şey ya, her şey. Valla bunlar olmadan daha oyun oynanmıyor zaten. Aynen artık, demir glitch'tir bilmem nedir ondan sonra ne bileyim şişedir hepsini engelliyor. Yok şişeyi engellemiyor işte. Şişeyi nasıl engellemiyor? Hani bu attığımız şeyler var ya böyle sana hasar veren onları engellemiyor. Nasıl kanka. Ya? Valla deneyelim istersen hiçbiri, senin üzerinde. Az bir dakika hayır benim üzerimde niye deneyeyim? Senin üzerinde tamam, deneyelim. Tamam gel benim üzerimde deneyelim gel kaza verdim. Başın diye. Tamam Zot. Şimdi evet. Hazırız arkadaşlar. Ben öyle tutacağına yanayım. Evet. Bak dur bekle. Tam suratıma doğru şöyle çevireyim. Bekle. Tam suratını bak. Tam kalkanı atacağım hatta. Sana tamam, bir atayım. Tamam. Ana! Vuruyum işte. Oğlum bunu valla.
Görüyorsunuz ya bunlar, arkadaşlar. Benim Nublum'dan da kaynaklanıyor olabilir de. Zod iyi bir şey atsan ne oluyor? İyi bir şey atsan ne oluyor? İyi bir, i̇yi şey, bir şey atsam iyi bir şey de oluyor oğlum bak şimdi. Bak. Bütün hepsini engelliyor yani. Engellemiyor işte. Ya engellemiyor. Ben hala öyle bir kalmış ki aklımda. Engellediği sanayım. Valla hayalperest bir adamım. Ay mesela şimdi sana güç atacağım. At bakayım. Güçlü kaslı bir kurbağa olacaksın. At at artık. Tamam yani. Oğlum kalkanı çeksene. Hop. Oo harbiden lan. Allah Allah dur. Bir dakika bir şey unuttum. Hayır. Hayır buraya gel. Buraya gel kaçamazsın. Zeng yat aşağı bakayım. Oo kendine de bastı. Gel bakayım gel. Gel bakayım gel gel. Geç hadi buraya gel. Al. Lan gel artık. Oo maşallah he. Makine gibi iyi toplamış şey. Maşallah. Oğlum toz. Toz bir teker mi lan? Bizi. Neler? Nasıl yiğitim? Kendi içimden aldım bir de tadına bakayım dedim nasıldı. Tadım bayağı güzelmiş bu arada. Tadı çok güzel on numara. Evet evet. Şinik. Amir bugün ne yapıyoruz? Bugün efsaneleri test edik. İlk efsaneyle başlıyorum. Hızlıca git çık arkadaşım. İlk efsane benim. Hava soğuk mu? Yo hadi. Sıcak. Şimdi Amir ilk efsanemize başlayık. Love bizi full damage'dan koruyormuş Amir. Yani yukarı çık Amir yukarı çık. Çıkayım çıkayım. Çık hemen çık yukarı bir yer yap. Tam altıma şöyle. Koyman lazım ama. Aynen. Ama tam altıma koy. Bekle bekle bekle. Zeng. Yo yamulmam lan ben. Game mode survival'da geç. Survival'da geç. Çok dibime girim koydun ya ben orada. Yo yedim. Yedin mi? Komple mi yedin yedim, bütün yedim. Hasarı? Yedim. Kaç tane evet, kaç evet. Kalbin var? Şu an 4.5. Bu yani lavlar arkadaşlar full damage'i azaltmıyormuş. Ama şu şekilde bakılırsa bence azaltabilir. Bak şimdi Yamar. Öyle değil de şöyle yaparsan mesela. Bak şimdi. Nasıl yapacaksın? Bak izle bu tarafa doğru. O tarafa mı yapayım? Bu tarafa bak. Bak mesela normalde full damage iyi yine. Bak şimdi. Evet. Böyle gelip. Bu neydi şimdi sen? Bu da 4.5 ya. NT. Neyse. Bunu... Çok sıcak oldu şunları kapat. Şunları kapat hemen kapat hemen. Kaşarlarım eriyor ya. Şimdi Amir diğer bir efsanemiz de eğer çitlerin şu eline at al bakayım. At al. Atları spamlayacaksın. At alayım? At tamam. Al. Şöyle gerçekleşir eğer atların hani atlara hız iksiri verip ondan sonra atların çiftleşmesini sağlarsanız yavru at çok daha hızlı oluyormuş. Yani söylenene göre öyle bize bilmiyor. Bakacak şimdi. Koy iki tane. Doğru bu doğru. Doğru bu. İki tane koy. Koy oğlum. At kafasından duymuşum. Doğru bu. Doğru mu? Evet evet. Dur şimdi. Şimdi Gamer. Hızlı bastık. Tamam bekle dur basamadım. Tamam ikisi de şimdi hızlı göreyim değil mi? Bak hızlılar. Evet. Bak. Şimdi bunlara evet. Bunu verdikten sonra gelip bir de şöyle ikisine de yemek verirseniz. Hadi oğlum. Aha. Arkadaşlar bakın şimdi size bir moral motivasyon konuşması yapmam gerekiyor. Hayır, dünyada at ırkının nüfusu çok azaldı. Bu durumda devreye siz giriyorsunuz arkadaşlar. Dünyanın en hızlı atını yapın hadi. Pek faydalı olmadı gibi. Evet. Beni kimse zaten kaleye almıyor o yüzden ben gidiyorum. Aha oluyor Yağmur. Tamam biz şey eğitmeyi unutmuşuz. Oldu. Allah'ın dıbılı. Aram dıbıl. Çık lan oradan çık bakayım. Şuna koş bir şamarı patlatalım bekle dur. Yok Yağmur bu pek hızlı değil. Daha yavaş kanka daha sanki. Yavaş. Evet evet. Bu maalesef başarısız bir test girişimi oldu. Devam edelim. Zeng. Şimdi gerginçler diğer bir efsanemiz de kurtlar pardon tilkiler kurtlardan korkuymuş. Yağmur sence bu doğru mu? Bence doğru benim dedem kurttu. Bakalım. Tilkiler kurtlardan korkuymuş. Ooo kaçtı. Aa korktu. Bak hemen kaçıyor. Bak saldırıyor da ona. Aa kovalıyor. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Taklamakla atıyor bak. Oğlum nefek atıyor lan. Ama gitti işte. Ana. İşte doğanın kanunu Yağmur. Ne yaparsan yap bir toz dolmaktan kaşarım. Aferin oğlum aferin. Gel buraya bir ısırık ver. Hayır. Doğanın kanunu değil. Sen sinek yesene. Tozlarda ne işin varsa. Bu efsanemiz doğruymuş arkadaşlar. Mission completed. Şinik Yağmur bu söylentiye göre de şöyle bir olay varmış. Shulker'lara normalde bileyim bu renk. Shulker'lara o elindeki farklı bir renkle tıklarsan Shulker'lar şey oluyormuş. Rengi değişiyormuş yani öyle bir. Yo olmadı. Ya bu olsa zaten oyunu bırakırdım bu arada. Böyle bir keşke söylektir. Olsaymış ama. Olsa çok güzelmiş bu. Evet güzel olabilirmiş doğru değil evet. Ama maalesef ki sana... başarısız. Şimdi Gamer diğer bir efsanemiz End kristalini yumurtayla patlatabiliymişik. Kartopuyla patlıyor muydu hiç denedin mi? Hiç dene bakayım. Bekle kartopuyla patlayayım mı lan? Oğlum bu daha mantıklı he. Bakayım şöyle ha. Allah. Oğlum yeni efsane oğlum, videosun içinde yeni efsane bulduk. Az dur bir daha dene bakayım. Yumurtayla patlayayım. Kartopuyla dene. Kartopu oluyor sen kartopu oğlum. Mu kartopu oluyor bak. Ha, tamam bakayım. Şimdi yumurta. Oy! Buldum. Tamam.
bak. Bunu Yağmur nereye gittin? Aşağı düştüm. Bak yavaşladın mı Yağmur? Yavaşlayın değil mi? Evet bak, biraz yavaşladım. Bak. Bak yavaşlatayım bir tık. Aslında Yağmur, çok da yavaşlamıyor muyum? Uca geç. Ha. Oğlum bunu. Oğlum, ne oldu? Ne arabıydı bu? Hiçbir şey yapmadım. Üstünde geziyordum. Yalan söyleme Yağmur. Sana yemin ederim. Bak elimde hiçbir şey yok. Evet demek ki yan yana çok fazla koyunca bu da oluymuş falan deyip yok yok. Yağmur yani şimdi Yağmur olsana. Yağmur üstünde koşarsa. Heh. Yok yavaşlamıyor Yağmur. Geç bakayım az öteki tarafa geç. Bakayım yavaşlayayım ha. Yok ergeç yok. Aynısı aynısı. İnsanları yavaşlatıyor ama maalesef şeyleri yavaşlatmıyor. İnsanları yavaşlatmıyor da olabilir. Allah ne oluyor? Ne var? Dream filmine girdi Dream. Şimdi Yağmur 3 kalbimiz olduğu zaman tamam mı? Şöyle... Tekli bir ağaç gördüğümüz zaman tekli bir ağaça koşunca bizim ekranımızın donması lazım. Error 422 geliymiş. Öyle dendi yani. Neden ağaç peki? Ne bileyim bir ağaçlara... tane. Bak tekli ağaç Yağmur. Yoksa. Yağmur. Yoksa. Neredesin? Nereye gittin? Yağmur buradayım. Korktum. Aa oyunum dondu. Şimdi bu makaradan sonra arkadaşlar beyaz laleler. Bu arada onların çoğu arkadaşlar fake haberiniz olsun. Yani çalışma evet. Masası. Yağmur şimdi evet. Sana çok garip bir olay söyleyeceğim. Şimdi bu beyaz lale ya. Al bunu. Bu sana gri boya vereyim. Açık gri. Bu evet. Bunu sanki ben bunu bir kere daha yaptım. Evet, evet, ben evet. Sen yaptın mı? Yaptı mıydık değil mi? Evet, ben yaptım. Normal bir videodaydı bu. Şimdi Yağmur, 1 piksellik suya düşmeyi çalışacaksın. Buraya ayarladık arkadaşlar. Yarışmacımız Yağmur. Tost Yağmur. Tostun ünlü. Yaşar geliyor. Yaşar mükemmel bir atlayış mı gerçekleştirecek? 3 kalple. Yaşar gelemiyor. Allah. Geliyorum Johnny. Tamam bu da arkadaşlar yani bir pikselle yaşayabiliyormuşuz evet bunu da test etmiş olduk. Evet. Ne haber? İyi canım. Billy diye bir şey var böyle beyaz jeans bir şey. Ya sağ ya bana gelecek banko olarak. Ya ben sevmiyorum böyle şeyleri gelebilir. Ya. İkimize bir de gelebilir. Şimdi Yağmur 3 deyince dümdüz yürümeye başladık tamam mı? 330. blokta tahmini çıkacak bu. Yağmur 1, 2, 3. Haydi bismillah bakalım olacak mı gerçek mi? Uçarak gitsem olayım ya. Hayır olmaz. Yürüyeceksin. Ya ben hala gideyim. Ben de gideyim. Bunun gibi bitmez yolmuş. Nereye kadar gideceğiz? Bilmiyim ki. Kanka bitmiyor bu yol. Kanka bilmiyim. Az kaldı. Allah! Oğlum! Kanka bu gerçek mi lan? Korktum lan şeyin arasından gördüm. Bu ne? Tipe bak. Ay! Elim ayağım titredi kanka. Vallahi uyuştu elim ayağım uyuştu. Gel bekle. Baksana az. Bu sen misin? Daha hala TP atmadın lan. Bana vuruyor. Bana vuruyor. TP at o zaman. TP at o zaman. TP. Gülme. Gülme TP at o zaman. İnin aşağı. Ama bir şey diyeyim mi? Bir şey diyeyim mi? Harbiden korkuttu bu arada bir anda. Gördüğünde bir stres oldum. Çok, delikanlı çok, çok böyle irkildim kanka. Evet kanka. Hissettim. Şeye bakıyordum bir de. F3'e bakıyordum. Ona odaklanmışım. Aradan yüzüm bir gözüktü böyle. Sayıların arasında. Şimdi Yağmur diğer bir efsanemiz de şöyle. Bak bütün basamakları kanka nasıl koyarsak koyalım tek blok gibi kırılıyor bak. Oğlum harbi lan bu arada. Bak evet. Bunlarda bir şey yok bak. Onu kır kanka üstünü altını ayrı ayrı kıramayın. Ya bunu muhtemelen oyunu basitleştirmek için yapmışlar. Hani böyle böyle koyduysanız uğraşmayın diye. Tek de kırın diye ama de. Böyle yaparsan ikisini de kırabilirsin. Ya, ya bu da doğru. Bu da doğru bir efsaneymiş. Tamam devam edebiliriz. Şimdi Yağmur benim kuzenleri bileyim mi sen? Benim kuzenlerin de bir olayı var. Kaplumbağa. Yağmur şimdi bak bunun üstüne zıpla bakayım. 3, 4. Tamam bak göreyim mi? Normalde o şekilde kırılıyor. Fakat şöyle bir şey yaparsak. Tüy düşü 4 basarsak Yağmur herhangi bir ayakkabıya hiç fark etmez. Dere, elmas vesaire. Basarsak bununla söylentiye göre daha yavaş kırılıymış. Bakalım. Yani mantıken bence doğru. Mantık olarak giyem doğru. Onu, bekle onu giymem lazım. Dur giymedim. Bu direkt ya. Tek de çürüdü. Tamam böyle bir şey yokmuş. Evet evet. Ve evet arkadaşlar yani bütün efsanelerimiz bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Böyle makarayla karışık video çekik. Umarım beğendiyseniz ekleriz destekleriz bekleyin. Kendinize iyi bakın. Bu arada Yağmur'un kanalına da açıklamak üstüne abone olabilirsiniz değil mi Yağmur? Tost Yağmur. Evet. Evet. Tost Yağmur'a da abone olabilirsiniz. Beleş tost veriyorum. Beleş tost 20 daha diye haberiniz olsun. Allah'a emanet. Evet. Hoşçakalın. Bay bay. Dikkat edin. Sen hak ettin. Sen bir adam. Lan ne yapıyorsun?